takeoff. The home point has been updated. Please check it on the map. Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrar yeni bir içerikte beraberiz. Aslında kanal abonelerimin yani izleyen kardeşlerimin belki ilgilerini çekmeyecek. Ama ben kullandığım ekipmanlar açısından bu içerikte buna yer vermek istiyorum. Bugünkü konumuz drone. Bizlerin yani YouTube içerik üreticilerinin vazgeçemedikleri, her çekimde olmasa da bazı çekimlerde severek kullandıkları, içeriği daha da zenginleştiren, bizleri uçma duygusunu tattıran ve mutlu eden bir ürün. Bu DJI serisinin Mavic tipindeki drone'u. 2.7K görüntü alabiliyor. Yaklaşık 5-600 metre menzilde uçabiliyor. 500 metre yükseğe çıkabiliyor. Fakat drone pilotlarının tabii ki bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Maalesef bu Türkiye'de CE yani CE modu dediğimiz bir modda kullanılabiliyor. Bu frekans aralığında kullanılıyor. Avrupa standartları çünkü bu. Fakat Amerika'da bu FCC denilen bir moda uyarlanıp uçurulabiliyor. Ve mesafeler 2-2,5 kilometreyi, 3 kilometreleri görebiliyor. Yine 500 metre yükseklikte uçabiliyorsunuz. Drone türlerine göre 20 kilometre ile 70 kilometre arasında sürat yapabiliyorsunuz. Farklı modlarda uçabiliyorsunuz. Sinematik görüntüler alabiliyorsunuz. Bizim en büyük eksikliklerimiz ve ihtiyaçlarımızdan biri Türkiye'de neden FCC modun kullanılıyor olmaması. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız bu konuda bir takım içerikler üretmiş. Fakat tabii bu bilgilerin bir miktarı biraz geri tarihlerde kalmış. DJI sürekli kendini yenilediği için farklı pekler, farklı programlar yaparak bunu engellemeye çalışmış. Ben bir takım araştırmalar sonunda bunun nasıl yapılabileceğini öğrendim, uyguladım. Çok da rahat bir şekilde drone'uma uyarladım. Ve drone'umla son uçuşumda sanıyorum 2 kilometre menzil yapmıştım Altınoluk'ta. Güzel çekimler elde etmiştim. Bunun içeriğini birazdan anlatacağım. Ayrıca biz drone severlerin kullandıkları drone'ların çantaları var. Mavic Mini serisinin böyle bir çantası var. Fakat maalesef bu işte uçağa binerken, otobüse binerken veyahut da herhangi bir yere ulaşım sağlarken çekim esnasında tozlanıyor, üzerine bir şey dökülebiliyor her ne kadar dikkat etsek de. İşte hava şartları etkiliyor, çantalar pislenebiliyor zaman içinde ve kötü bir görüntü oluşturuyor. Birçok arkadaşımız bundan muzdaripti, ben de muzdariptim. Nasıl temizleyebilirim? Ne yapabilirim? Şuradaki DJI Mavic yazısını bozmadan, içerideki bir takım yerlerine zarar vermeden nasıl temizlerim diye bir takım araştırmalar yaptım.
Neticede en doğru olan yöntemi buldum. Ve pırıl pırıl çantam oldu. O yöntemi uyguladım. Ve bu yöntemi de video içeriğinin sonlarına doğru yine görüntülü anlatarak sizlere bilgi vermek istiyorum. Her arkadaşımız bu yöntemi kolaylıkla uygulayıp drone çantasını tertemiz yapabilir. Arkadaşlar şimdi yükleme bölümüne geçeceğim. Play Store'dan bir herhangi GPS programı seçiyorsunuz. Ben Fake GPS Location diye bir programı yüklemeyi tercih ettim. Bunu açıyoruz. Konumumuzu Miami'ye getiriyoruz. Okeyliyoruz. Bununla artık işimiz yok. Bunu kapatıyoruz. Yükledikten sonra ayarlar bölümüne geliyoruz. Cep telefonumuzun ayarlar bölümünden geliştirici seçeneklerini seçiyoruz. Burada Fake GPS yani sahte konum uygulaması diye bir bölüm var. Buna tıklıyoruz. Fake GPS buraya geliyor. Bunu seçiyoruz. Seçmezseniz çalışmayacaktır. Burada da işimiz bitti. Bunu da kapatıyoruz. Bu işlemlerimiz bittikten sonra drone'umuzu evin içinde herhangi bir sinyal almayacak, GPS sinyaline ulaşamayacak bir yere koyuyoruz. İşte yatak altı olabilir, dolap içi olabilir, arka odalarda bir yer olabilir, cama uzak bir yer olabilir. Drone'umuzu açıyoruz. Elimize kumandamızı alıyoruz. Kumandamızı da açıyoruz. Kumandamızı açtıktan sonra cep telefonumuzu kumandaya bağlıyoruz. Kumandaya bağladıktan sonra connect olmasını bekliyoruz. Connect olduktan sonra Litchi denilen bir programımız var. Litchi'nin ücretsiz bir versiyonu bu. İnternetten indirebilirsiniz. Daha önce DJI Fly uygulamasıyla yapan arkadaşlar vardı. Fakat DJI eski versiyonları kapattığı için artık DJI uygulamasıyla bu yapılamıyor. Litchi'yi açıyoruz. Litchi'yi açtıktan sonra drone'umuzu görüyor. Drone'u gördükten sonra bütün işlemlerimiz bitiyor. Bakın burada uzak bir yerdeyiz. Florida tarafındayız. Drone'umuzu gördükten sonra Litchi'yi kapatıyoruz. Litchi'yi kapattıktan sonra geliyoruz. Aşağıda linkini verdiğim linke tıklayıp veyahut da kopyalayarak Chrome'a yapıştırdığınız siteye geliyoruz. Yani GitHub'ın bir sitesi bu. Burada bir Rus arkadaşımız bir patch yazmış. Bunu da buraya sağ olsun yüklemiş. Kendisiyle de görüşüp tanışma imkanı doğdu. İyi bir arkadaşımız. Bu konularla ilgileniyor. Burada artık drone'umuzu da kapatabiliriz. Kumandamıza kablomuzu bağlayıp, mikro kablomuzu bağlayıp bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarımızda tık diye zaten bir ses geliyor ve görüyor kumandamızı. Gördükten sonra size bir port soruyor. Bu port evet doğru mu? Doğru diyorsunuz. Doğruladıktan sonra bu sayfanın ortalarında bulunan Apply Patch uygulamasını tıklıyorsunuz. Congratulations diyor, kutluyorsa uygulandı diyor. İşiniz bitiyor. Bundan sonra kumandanızı kapatıp açıyorsunuz. Drone'unuzu da elinizin altına alıyorsunuz. Artık bundan sonra FCC moddasınız. Daha uzun mesafeler uçma şansınız var. Litchi'yi de kapattıktan sonra zaten DJI Fly uygulamasında da bu FCC modu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz FCC mod frekanslarda 1'den 14'e kadar, 13'e 14'e kadar gidiyor. Ondan sonra 149'lar başlıyor. Fakat bu CA modda geçerli. FCC modda ise 11'den sonra 149'un başladığını göreceksiniz. Bu kalıcı bir yöntemdir. Eğer ki beğenmediniz veyahut da herhangi bir şekilde normale dönmek istiyorsunuz,
O zaman yine bu siteye girip kumandanızı bağlıyorsunuz. Hani patch yapıyorsunuz, tekrar geri alıyorsunuz işlemi. Yani apply patch'ta 1 oluyor değişken, under patch'ta 0 oluyor. Aralarında gidip geliyor. Eğer başarılı olamazsanız, herhangi bir hata yaparsanız anlattıklarımın dışında, apply patch uygulamasını da tıkladıysanız tekrar under patch yapmanız gerekiyor. Ve tekrar anlattıklarımı dinleyerek apply patch ile kalıcı hepsisinizi yapabiliyorsunuz. Burada anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar şimdi de drone çantamızı nasıl temizleriz onu anlatacağım. Görüntülerle sizi baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar ben uzun zaman araştırdım nasıl temizlerim, ne yaparım diye çantamı. Çok çeşitli yöntemler geldi aklıma ama üzerindeki yazıya ve içine zarar verir diye yapmamıştım. Fakat denedim, çok başarılı oldu. Çantamızı bu şekilde açtıktan sonra şöyle içi aşağıya bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Böyle bırakıyoruz. Deterjanımızı, tuzumuzu koyuyoruz. Kapatıyoruz bulaşık makinemizi. Programlıyoruz. Kısa veya uzun olabilir, hiç fark etmez. Süre bittiği zaman pırıl pırıl olduğunu zaten göreceksiniz çantanın. Arkadaşlar bu içeriği izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.